Hocam size sorabilir miyiz? Buyur abi. Nerede yaşıyoruz? Berlin'de. Berlin'de yaşıyoruz. Nasıl orada durumlar? Çok güzel. Burada nasıl? Nasıl görüyorsun? Güzel. Her şey yolunda mı Türkiye'de sence? Bence yolunda. Sence insanlar neden Türkiye'den Avrupa'ya kaçmak istiyor, gitmek istiyor gençler? Daha güzel. Almanya'da her şey var. Almanya'da böyle sosyal hayat yok diyorlar, doğru mu? Yok. Tabii ki var. Var mı? Çok yani var. İsteyen aslında gezip tozabiliyor, gidecek aynen bir yerler var. Tabii, her zaman var. Peki Türkiye'deki ekonomiyi nasıl görüyorsun? Euro burada 10 TL biliyorsun. Bu Türkiye ekonomisi için ne anlam ifade ediyor sence? Valla abi çok anlamıyorum ya. Ama buraya geldik mi bozdurabiliyoruz diyorsun. Tabii, tabii. Halimizden memnunuz. Her memnunuz. Çok memnunuz. Peki Avrupa'yı kötüleyenler var. Mesela Avrupa battı, bitti, aç Avrupa, Avrupa'da insanlar diyenler var. Ne diyorsun? Valla bilmiyorum abi ya. Yalan mı, doğru mu? Bence yalan. Niye yalan söylüyorlar bize? Bilmiyorum abi ya. Hiç bilmiyorum. Senin Türkiye, sen böyle bir şey düşünmüyorsun yani. Ben düşünmüyorum yani. Çok kişi battı tabii koronanın yüzünden. Ama geçiniyorlar tabii. Aslında bir şekilde geçiniyor. Aynen, aynen. İşsiz kaldım, eve ekmek götüremiyorum diyen var mı? Her zaman para olur ya. Almanya'da her zaman para vardır. Devlet desteği? Yani, tabii, o da var. Herkes de var ondan. Gençler arasında. Yaş kaç bu arada? 17. 17. Aynen. Çok güzel. Tatile geldim buraya. Ben geldim. Süper. Yaşıtların Türkiye'de biliyorsun çarşıya inerken cepteki parayı düşünüyor. Avrupa'daki gençler arasında işsizlik ne durumda? İş bulamama kaygın var mı? Ya çok var. Çok işsiz kalırım diye düşünüyor musun sen? Ben bazen düşünüyorum tabii ama bilmiyorum. Daha değil. İş bulamam, evime ekmek götüremem diyor musun? Yok de. Ben çevirdim ona. Yok bizde öyle bir şey yok çünkü işe gitmezsen devlet sana para veriyor ama seni zorla böyle iş bulmak için yerlere gönderiliyor. Devlete yük olma bir şekilde iş bul diyor. Aynen öyle. Peki gençler arasında işsizlik var mı? Yani böyle bizim Türkiye'deki gençlerde biliyorsunuz bir iş bulamama kaygısı, gelecek kaygısı yok, var. Hiç öyle yok. Yani şimdi işe gitmesen ya da meslek bulmasan senin arkandalar. Bir de hep seni arıyorlar, sana iş veriyorlar, hepsini bir yere gönderiyorlar. Bir şekilde işsiz kalmıyor, hiç buluyor. Hiç bulamıyorsun. Hep çalışıyor. İşte mutlu mu peki insanlar? Yani sizi arıyorlar, diyorlar siz nasıl bir iş arıyorsunuz? Sizin İsteklerin nasıl böyle öyle işte. Siz şunu söyleyeyim. Avrupa'da düşük maaşla çalışan bir işçi düşünelim. Okay. Evine ekmek götürürken, ev kirasını öderken, elektriğin suyunu öderken kaygı yaşıyor mudur? Ödeyemediği durumlar oluyor mu? Oluyor tabii ki. Herkes de oluyor. Sadece Türkiye'de değil, Almanya'da da öyle. Herkesin yani nasıl söyleyeyim? Her iş aynı ödenmiyor tabii ki. Peki. Yani doktor daha iş mi alıyor, hemşire daha kötü maaş, böyle. Evet, şunu diyebilir miyiz? Mesela düşük maaş alan sayısı ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu kapsıyor mudur yoksa küçük bir kesim mi? Küçük bir kesim. Bizde küçük bir kesimdir. Sizce Türkiye ne durumda ekonomik anlamda? Bence çok kötü olmuş Türkiye için. Çünkü biz turistler için böyle biz şimdi 10 euro size 100 TL'dir. Bize hiçbir şeydir 10 euro. Çok yazık olmuş insanlara, çok acıyorum. Bir de bilmiyorum çok galiba böyle açsız susuz kalıyorlar insanlar burada. Bazıları evet. Evet yani bütün maaş zaten şeye gidiyor. Su kira parası, kira parası. Çok maaş oraya gidiyor. Kendi insan yani kendine bir şey kalmıyor zaten. Peki sence Türkiye düzelir mi bu gidişle? Düzelmez. Düzelmez bence. Değişim mi gerekiyor sence? Bence değişim gerekiyor. Peki. Hiç düzelmez böyle. Sen nasıl görüyorsun? Gelecekte Türkiye'ye gelmeyi falan düşünüyor musun yoksa tamamen Avrupa'da mı yaşamayı? Yok ben tamamen Avrupa'da yaşayacağım. Hemen gelirim. Yerleşmeye mi tatile mi? Buraya kalmaya yani burada yaşamak için. Arkadaşına bak ekonominin kötü olduğunu falan söyledi. Ablan değil mi? Aynen. Ekonominin kötü olduğunu söyledi. Riski alabiliyor musun? Yani burada iş bulabileceğini düşünüyor musun? Alıyorum. Mesleğin var mı? Almanya'da. Burada. Yani ne bir mesleğin var. Yani Almanya'da da yok. Çalışıyoruz. Mesleğin ne şu an senin? Ne? Vasak mı? Böyle internet kafe gibi evet bir şey. Orada çalışıyoruz. Türkiye'de bir internet kafe açsa geçinebilir mi? Kafe değil. Böyle içecek var. Her şey var. Kafe kuru gibi değil. Kafe gibi. Kafe gibi. Aynen. Sence geçinebilir mi kardeş? Bence geçinmez öyle. Olmaz. Yani hiç hayır. Geçinmez. Bir umut
Görmüyorsun. Yok, görmüyorum ben. Türkiye'den Avrupa'ya gelmek isteyen gençler var biliyorsun. Evet. Sence onlar haklı bir şeyle mi, sistemle mi gelmek istiyorlar, yoksa oraya gelseler de işsiz açsız kalabilirler? Yok, hayır. Bence hiç öyle olmaz. Bence devlet onların arkasında olabilir. Bir de çok böyle, Türkçesini bilmiyorum ama nasıl anlatayım? Yani yardım eder, çok yardım eder devlet. Sosyal yardım var diyor. Aynen, sosyal yardım var. Çocuk parası da var, işsiz parası da var bizde. Yani her ne fırsat olursa yardım var. Size de sorayım, kardeşinize sordum. Yaşlılar, Avrupa'dan gelen yaşlılar diyorlar ki Avrupa bitti. Evet. Avrupa'da insanlar aç. Evet. Siz orayı çok büyütüyorsunuz gözünüzde diyorlar. Haklılar mı? Yok, bence haklı değiller. Çünkü yaşlılar Avrupa'ya bizden önce geldiler, görmediler. Böyle Avrupa büyümüş halde görüyorlar. Öyle biz gençler yeni görüyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz. Bir de Avrupa büyüyor. Şeyler de büyüyor, interesler de büyüyor. Her şey büyüyor orada. Peki şeyi sorayım en son olarak. Mesela Türkiye'de cebinde telefon olması bir lüks olarak görülüyor. Okay. Diyorlar ki işte cebinde 5000 liralık telefon var. Sence lüks mü telefon? Bence lüks. Telefon lükstür. Neden lüks sence? Çünkü paradır. Bu paradır. Ya yani çok paradır. Bir de Türkiye'de pahalı olması mı lüks? Yok. Çünkü Avrupa'da bildiğim kadarıyla. Burada da Avrupa'da da pahalıdır. Ne kadar Avrupa'da? Yani yeni iPhone 12 tamam. 1300 euro. Çok bir maaştır. Bir ayın maaşı çok bence. Türkiye'de kaç maaşa denk geldiğini biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Ortalama bir asgari ücreti baz alırsak 5 katı falan. 5 maaş, 6 maaş. Anlamadım. Senin bir maaşın örnek evet. veriyorum. Bizim 5 maaşımızla bir iPhone alabiliyoruz. Oo, çok normal mi? Yok, hiç normal değil. Çok az. 1000 euro özür dilerim. Ne alıyorsunuz? Evet. 1000 euro mesela ortalama asgari ücretin yarısı diyebiliriz değil mi? 2000 euro aşağı yukarı maaşlar. Aslında yarım maaşla alınabiliyorken burada 5 maaşla alınıyor. Yani okay. 6 kat daha pahalı. Çok 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 bayağı bir fark var arada. Böyle baktığımız zaman biraz lüks gibi görünüyor. Evet, çok lükstir. Peki sence Türkiye'de telefon fiyatları niye bu kadar pahalı? Belki ekonomi yüzünden oru yükseliyor ya. Evet. Lira da düşüyor, her şeyde zam geliyor. Bence o yüzdendir. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Hocam sorabilir miyiz? Öncelikle bizim sorumuz şu. Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Bilmiyorum ki. Sen ne düşünüyorsun? Sence iyi bir aday mıdır Erdoğan'ın karşısında? Bence yok. Neden abi? Ensi muhalefette kalsın. Nasıl yani? Muhalefette zaten aday olup cumhurbaşkanı adayı olsun. Karşısına geçen bir adam da yani Türkiye muhafaza. Önce sizin adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayınız? Cumhurbaşkanı adayı şu an hiçbir adayı belli değil. Hani o gün gelsin, 2023 gelsin. Sizde biri var mı anlamında söylüyor? Vallahi kim geliyorsa da aynıdır. Değişen bir şey var mı? Peki işte yeni gelen değiştirebilir mi sizce? Yeni gelenler bir iki sene iyi yönetiyorlar. Üçüncü sene eski hale dön. Çünkü sistemde sıkıntı var. Sistemi değiştirmezsen yani ben de gelsem aynı yaparım. Size kararsız diyorum. Ya kararsız bence böyle bir şey gene nasıl diyeyim yani şu kararsız gördüm. Kararsız var da ama kararsızlık böyle bir şey, kim gelse de aynıdır. Sistem olduğu için ben de gelsem aynı sistemi yönetirim. Yani şimdi sistemi değiştirirsen olur. Değiştirmezsen böyle devam edersin. Yani inşallah Türkiye iyi bir yere gider. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Yurt dışından mı geldiniz? Ne güzel. Süper. Evet. İsviçre uzun zamandır şey yapmıyorduk, konuşmuyorduk. Evet. Hoş geldiniz öncelikle. İsviçre'nin neresinden geliyoruz? Bern. Bern'den geliyorsunuz. Evet. Peki bu İsviçre'de bizi kıskanma durumu varmış. Nasıl oluyor hocam o? Niye kıskanıyorlar bizi? Ya yok. Öyle bir şey yok. Yok mu öyle bir şey? Yok, öyle bir şey yok. Böyle çatır çatır kıskanıyorlar falan diye duyuyorduk. Yalan hepsi yalan. Öyle aynen. Avrupa aç falan diyorlar. Onlar da yalan ya. İzliyoruz da evet. Biz de diyoruz Allah Allah bunlar nerede yaşıyor? Öyle diyenler evet. Peki hocam nasıl Avrupa'da durumlar? İnsanların hali vakti nedir, ne değildir? Normal, orada çalışmak isteyen çalışabiliyor. İş çok. İşsizlik durumu yok denecek az. Kadar az. %2, %3. İsviçre'de %2.5 öyle bir şey. İşsizler aç kalıyor mu? Mümkün değil, mümkün değil. Devlet bakar diyorsun. Tabii herkese. Peki bu Avrupa'dan gelenler bize niye böyle şeyler söylüyorlar?
Ben de anlamıyorum, bilmiyorum işte. Bakınca ben de diyorum Allah Allah, bunlar gerçekten Avrupa'da mı yaşıyor yoksa öyle mi diyorlar sadece? Çünkü mümkün değil. Yani oradan buraya gelip mesela euro bazında hesaplarsak, sizde frank var bildiğim kadarıyla ama euro bazında hesaplarsak 10 kat daha değerli bir parayla buraya evet. gelip Türkiye cennet diyorlar. Türkiye çok güzel diyorlar. Ekonominiz çok iyi, dünyada sizi kıskanıyor diyorlar. Yani ya, mantıklı mı bu cümleler? Tatile gelince güzel ama yaşamak için bence zor. Fiyatlar bizim için şimdi mesela geçen yıl 100 lira ise şimdi 150 lira. Ama döviz de arttı, bizim için fark etmiyor. Çok etkilemiyor. Diyor. Ama buradaki vatandaşları bilmiyorum. Bence etkiliyordur bayağı izlediğimiz kadarıyla. Az önce bir arkadaşımıza da sorduk. Avrupa'da telefon fiyatlarıyla Türkiye'deki telefon fiyatlarını kıyasladık. Evet. Türkiye'de neredeyse 6-7 kat daha pahalı bir şeye bütçeyle telefon alıyoruz. Tabii. Avrupa'da durumlar nasıl? Sizin orada nasıl? Orada nasıl? Orada bir hafta, bir buçuk hafta çalışırsın alabilirsin bir iPhone, en yeni iPhone'u. Ciddi misin? Aynen, bir buçuk aynen. hafta? Aynen, bir buçuk. Maksimum 2 hafta. 2 haftalık evet, iki şeyinle haftalık. Gerçi iPhone'u yine yarım maaş. En yenisi aynen yarım maaş. 1000 euro civarı. Aynen. Peki bu insanlar hangi akla hizmet bizim onların bizi kıskandığını falan iddia ediyor? Ben de anlamıyorum. Ben de izliyorum, hep izliyorum bütün şeyleri. Evet. Tek tek izliyorum. Peki, bilmiyorum. Türkiye'deki gençlere ne tavsiye edersin? Avrupa'ya gelsinler mi? Fırsatları varsa gelsinler. Bence çoğu da zaten izliyoruz. Yani, gelmek isteyenler çok. Çok isteyen var. Maalesef. En kolay yol galiba evlilik. Aynen öyle gelenler var, başka zor. Maalesef. Veya bir tatile bir yere, bilmiyorum, zor. Tatile gelip kaçak göçek. Buraya geliyoruz, onlar da gidebilsin işte Türk pasaportuyla vizemize. Zor mu peki zor, Türk pasaportuyla? Tabii zor, hiçbir yere gidemiyorsun sanırım Avrupa'da. Hepsi vizeli, zor. Abiler diyor ki bize, biz diyor eskiden diyor Türk pasaportuyla diyor gümrüğe gidemezdik diyor. Şimdi diyor adamlar bizi ayakta karşılıyor. Var mı böyle bir şey? Vallahi varsa da ben bilmiyorum. Hiç denk gelmedi. Yani sizce pasaportuyla geliyorum diyorsun galiba. Aynen işte onunla her yere bir tek ne bileyim Amerika olur. Oralara vize lazım, o da herkese. Evet. Ama yoksa Avrupa işte her yere gidebiliyoruz. Sıkıntısız. Bu ırkçılık var diyorlar. Var mı? Çok mu? Siz etkilendiniz mi hiç? Var da ama burada da var o mesela. Yani onu normal biraz karşılıyoruz. Mesela nasıl burada Suriyelilere falan laf ediyorlarsa onlar da bize bazen ediyorlar ama işte duymamazlıktan geliyoruz. Ciddiye almıyoruz öyle. Böyle bir şey yaşamsal yani bir biraz tehlike haline geliyor mu? Yok, o kadar aşırı değil. Aşırı değil. Çok teşekkür ederim.